Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla beraberiz. Sercan Bintepe'nin Steroidler Hayatımı Mahvetti videosunu izleyeceğiz. Bu videoyu gördüm. Zaten gördüğünüz gibi çok fazla izlenmiş. Burada kardeşimiz diyorum çünkü yaşı benden oldukça küçük. Kendi tecrübelerini paylaşmış samimi bir şekilde. Öncelikle teşekkür ediyorum ona. Çünkü insanlar için oldukça gizli kapaklı bir konu. Bu konuda tecrübelerini aktarması, kendi yaşadıklarını aktarması gayet değerli. Ben de bir şeyler eklemek için bu videoyu sizle beraber izlemek istedim. Gerekli yerlerde yorumları yapıp siz de benim de katkım olursa siz de bir şeyler alabilirseniz güzel bir şekilde bir şeyler öğrenmiş olacağız. Başlayalım. Bundan 6 ay önce her Türk sporcunun kafasındaki düşüncelerim de kafamdaydı. İlacı başlamak ve başlamamak arasında gidip geliyordum. Kendimi yetersiz ve küçük hissediyordum. Çevremdeki herkes uzun zamandır spor yapıyorken benim daha bir senedir spor yapıyor olmam, onlarla aramdaki gelişim farkının ne kadar fazla olduğunu bana gösteriyor. Gerçekten böyle. Gerçekten birçok insan hızlı gelişmek için, bir an önce diğerlerine yetişmek için, kendini karşılaştırdığı insanlar için bu işe başlıyor. Çoğu kişi başlarken profesyonel bir amaç gütmüyor. Bunu da anlayabiliriz. Yani herkes podyuma çıkıp yarışmacı olacak değil. Daha iyi bir, daha yani hayalindeki fizik öyle olabilir. O şekilde bir vücutla gezmek istiyor olabilir. Yani bu kişileri ayrıştırmamak lazım. Yani sırf podyuma çıkmıyor diye bunu saçmalık olarak görmüyorum. Ama sadece bu acele etme hırsı şu şekilde ilerlediği için biraz tehlikeli. Ufak bir cycle'la işte kürle başlandıktan sonra bir doyumsuzluk. Kez dozlar arttırılıyor, ilaç türleri arttırılıyor, 10 hafta yapılan 15 yapılıyor, 20 yapılıyor. Bir bakmışsın senenin yarısında kürdesin, dinlenmeyi kısaltıyorsun, dinlenme bırakmıyorsun. Eğer yetersizlik duygusuyla beraber başlarsanız bu işe bunun gibi problemleriniz olacaktır. Yani sürekli daha fazlasını istemek oldukça tehlikeli bir şey. Çünkü ona alıştıktan sonra da bu sefer o da yetersiz gelecek size. Farklı şeyler düşüneceksiniz. O yüzden başlamak için çok yanlış bir düşünce ama gerçekten doğru. Birçok insan bunu yaşamıştır. Ben de dahil bunu yaşamışımdır. Ve sonunda kafamdakileri gerçeğe dökme vakti gelmişti. Her şey hazırdı. 3 ay boyunca 500 miligram haftalık testosteron enantat ve 300 miligram da kilolon 500 miligram testosteron enantat, 300 miligram primobolon diyor. Rimobolon yeni adıyla eczaneden satılan. Nasıl bir kür? Biraz orta seviye bir kür diyebiliriz buna. Başlangıç için biraz fazla diyebiliriz. Ama bu şekilde başlanmaz mı? Başlanabilir. Yani baktığınızda dünyada çok erken yaşta ciddi şekilde vücut geliştirme kariyeri yapan insanlar görüyoruz. Hatta artık ülkemizde de görüyoruz. Yani 20'li yaşların başlarında inanılmaz derecede fizikler var. Yani bunlar 250 testo ile başlayıp olmuyor arkadaşlar. O yüzden hedefiniz ne kadar büyükse, gelmek istediğiniz yer ne kadar ilerideyse o yüzden biraz daha risk almanız gerekiyor. Burada şu sorudan biraz bahsetmek istiyorum. Yeni başlayanların fazla doz kullanmasıyla tecrübeli sporcuların fazla doz kullanması arasında bir risk farkı var mı? Hayır, yok. Kimyasalı vücuda soktuktan sonra ileri seviye sporcu da yeni başlayan da aynı riski alıyor. Yani yeni başlayanın fazla alması daha korkunç bir şey değil. Burada problem şu, daha yeni başladığınız için süreci tam nasıl yöneteceğinizi bilmediğiniz için fazla dozlardan muhtemelen pek bir verim alamayacaksınız. Bir kısmını boşa almış olacaksınız. Zaten az başlamanın da mantığı budur. Yani az başla, gör vücudun tepkisini, hangi yan etkilere yatkınsın, hangilerine değilsin, nasıl verim alıyorsun kürde, beslenmen, antrenmanın hepsinde tecrübe kazanacaksın ve bir sonraki de bu tecrübeleri aktaracaksın. Bu yüzden biraz daha basit bir şekilde başlanabilirdi. Bunu düşünüyorum bu seçimle alakalı ama korkunç, yüksek başlanmış bir kür değil dediğim gibi. Yani bu şekilde de bir cycle'la başlanabilir açıkçası. Gerçekten hedefi yüksek biri ise, zaman kaybetmek istemiyorsa, yani bir sene 250 testoyla geçireyim, hani 250 testo 3 ay kullanayım, ara vereyim, sonra 300 kullanayım, zaman da geçiyor ciddi bir şekilde. Ama kişinin kariyer hedefi varsa, yüksek derecede işte sosyal medyada bunu büyütme hedefi varsa, 2 sene bekleyeceğine biraz daha dozları arttırıp belki bir sene beklemeye karar veriyor olabilir. Ama şimdi bu
videoda arkadaşımız yan etkilerden bahsedecek. Bununla alakalı eğer yan etkilere yatkınlığı görme açısından çok daha düşük dozlarla başlasaydı çok daha iyi şekilde kendini gözlemleyebilirdi. Bu kadar uç noktalara gitmezdi. Zaten beraber şimdi izleyeceğiz. Zaten risk almadığım bir kilo olacaktı ve temiz kütle koymayı planladım. Risk alıyorsun. Kullandığın her anabolizanda risk alıyorsun. Dünyanın en iyi doktoruyla da çok iyi bir doktorla da çalışsan risk alıyorsun. Çünkü riski alan aslında burada yani bu bir yetenek olayı değil. Hani iki dağın arasından ipten geçeceğim üstüne basarak çalışsam daha iyi olurum. Bunun gibi bir şey değil. Bir madde aldığında vücuduna bunun bazı etkileri olacaktır. Bunu ne kadar iyi planlarsan. Ha tabii ki süreci daha iyi yönetirsen daha az risk almış olursun ve yan etki görme ihtimalin azalır. Ancak risk hiçbir zaman sıfır değil. En düşük dozda dahi sıfır değildir. Bunu bilmekte fayda var. Bütçem hazırdı, kan testlerim hazırdı, vitaminlerim hazırdı, yiyeceğim yemekler hazırdı, gideceğim spor salonu hazırdı, her şey hazırdı yani. Ve artık başlama vakti gelmişti. 22 Aralık 2022 gecesinde ilk enjeksiyonumu yaptım. Bakalım 22 Aralık 2022 gecesine. Bir kere 22 Aralık Perşembe'ye geliyor. 20 Perşembe günü küre başlanmaz olsun. Bir küre Perşembe günü başlarsan tabii ki güzel geçmez. Pazartesi başlaman lazım. Ve 70 kilo olarak gördüğünüz bu halde ilk küre başladım. Artık natural tarafta değil. İlk küre başlamak için aslında makul bir vücut. Kas kütlesi olarak demiyorum ama yağ oranı olarak yine düşük. O açıdan çok bir şey görünmüyor. Tabii ki spor tecrübesi çok az. Yani spor tecrübesi az olduğu için ilaçlardan fazla yan etki görecek değil bu arkadaş. Bunu netleştirelim. Spor tecrübesi az olduğu için ilaçlardan daha az verim alacak. Çünkü antrenman yapmayı çok iyi bilmiyor. Herkes iyi bildiğini sanır ama bilmiyorsundur yani. 3 sene önceki haline bak. Muhtemelen şu an daha iyi antrenman yapıyorsun ve o zaman sana sorsaydım o zaman da iyi antrenman yaptığını sanacaktım. O yüzden tecrübe burada önem kazanıyor. Yani aldığın ilaçtan alacağın verimi arttırman için. Yoksa spora yeni başladın o yüzden ilaç aldın o yüzden yan etki gibi, gördüğün gibi bir durum yok. Kendimi gerçekten çok değişik hissediyorum. 3 günde bir kendine iğne vuruyor olmak insanı değişik bir psikolojiye sokuyordu. İlk bir ay sadece ilacın gelmesini bekledim ve antrenmanıma, beslenmelerime dikkat ettim. Birinci ayın sonunda gücümde göze görülür bir artış söz konusuydu. Fiziğimde abartılı bir değişim yoktu ama bu şekilde görünüyordu. İkinci ayın sonlarına doğru çalıştığım ağırlıklar gittikçe artıyordu. Last pull'da normalde 75 kilo ile çalışırken Güzel form. ben bir anda 90'lara 95'lere çıktım. Barbell row'da 80 kilo ile çalışırken bir anda 100'lere çıktım. Incline bench press'te 70 kilo çalışırken bir anda 90'lara 95'lere çıktım. Ve kollarımda, omuzlarımda göze görülür bir damar artışı söz konusuydu. Yani her tarafından damarlar falan fışkırıyordu. Çevremdeki herkes benim değişimimi izliyordu ve beni takdir ediyordu. Bu durumda biraz götümü kaldırmıştı. İkinci ayın sonlarında kan testi yaptırdığımda karaciğer değerlerimin artmış olduğunu gördüm. Arkadaşlar çok küçük bir hatırlatma geçiyorum. Şu an yeni bir site kurdum. Burada biraz reklam yapmış kardeşimiz. Yapsın tabii kendi kanalları. Şuradan karaciğerler Karaciğer devam ediyor. sınırların içerisindeyken benimki neredeyse... Evet şimdi karaciğer değerlerini biraz artmış görünüyoruz. Ancak bir kürdeysen bu bir sürpriz olmamalı. Zaten beklenen bir şey yani korkacak kadar da bir artış yok. Hafif düzeyde bir artış var ki 5 kata kadar artmasını hafif düzey olarak kabul edebiliriz. Yani bunlar aslında beklenen bir durum. Yani burada çok şaşıracak bir şey yok. Zaten belli başlı şeyler oynamasa kan değerleri ya da farklı sağlık parametreleri bunu zaten bırakmanız ya da ara vermeniz gerekmez. Yıl boyu kullanabilirsiniz. Bazı değerler oynayacaktır, yükselecektir tolere edilebilecek şekilde. Dinlendiğinizde, ara verdiğinizde bu değerler normal sürecinde azalacaktır. Tabii bu yükselişi görmek güzel. Şu açıdan güzel. Yani bu daha da mı yükselecek acaba diye kontrol altında olmak lazım. Kür içinde yoksa kan testi vermeseydi belki hiç haberi olmadan 7-8 katına çıkacaktı. O zaman hastaneye ilk olacaktı. İki katından bile fazlaydı. Ya bu durum benim sinirimi bozmuştu bayağı bir açıkçası. Durumu anneme söyledim. Annem de doktor olduğu için uzman arkadaşlarına falan sormuş. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama uzman arkadaşları da işte birinci dereceden karaciğer hasarı oluştuğunu söylemişler. Yani öyle deyince biraz korkutucu duruyor tabii ama bir hasar var diyebiliriz evet.
Ama dediğim gibi çok beklenmedik bir etki değil. Ayrıca kür boyunca yaşadığım olaylara karşı daha hassas olduğumu fark ettim. Normalde aşırı derecede umursamaz bir insanımdır ama bu süreçte çok küçük şeyleri bile kafaya taktığımı fark ettim. Yani psikolojik olarak beni cidden etkilediğini hissettim yani. Yani aç kaldığım zamanlarda böyle aşırı sinirlilik hali falan oluyordu. Normalde sinirlenmeyeceğim durumlara bile sinirlenebiliyordum. Üçüncü ayın sonlarında bana yetiş... Bu psikoloji konusu arkadaşlar, bununla alakalı çok araştırma var. Yüksek testosteron agresiflik yapar mı? Düşük testosteron agresiflik yapar mı? Hepsinde de açıkçası farklı sonuçlar çıkıyor. Yüksek testosteronun agresiflik yapmadığını gösteren de birçok araştırma var. Hatta agresif kişilerin testosteron düzeyinin genelde düşük olduğunu gösteren şeyler de var. Ancak anaboliklerin bazı kişilerde gerçekten sinir stres yaptığı da oldukça fazla konuşulan şeyler. Yani birçok insan bunu kendisinde hissediyorsa bu vardır. O yüzden bununla alakalı net bir şey söylemek zor. Beyindeki etkileriyle alakalı net bir şey söylemek zor. Yine bu da kişiden kişiye değişen durumlardan birisi. Şimdiye kadar estetik, güzel ve parçalı bir vücut elde etmiştim. 3 ayda temiz olarak toplamda 10 kilo aldım, 70 kilodan 80 kiloya çıktım. Ve Gayet aynı iyi. zamanda yağlılığım da düşmüştü, çalıştığım ağırlıklar da gittikçe artmaya devam ediyordu. Ama bir sıkıntı vardı, sırtımda sivilceler çıkmaya başlamıştı. Yaza kadar PCT yapmaya bir kür daha yapmak vardı kafamda. Bir ay dinlenecektim ve yeni küre başlayacaktım. Ve yaza da çatır çatır gelecektim. Ama sivilceler gittikçe artmaya devam ediyordu. Daha öncesinde lisedeyken yüzümde falan birkaç tane sivilce çıkmıştı ama sırtımda hayatım boyunca bir tane bile sivilce görmemiştim yani. Aynı zamanda bel ve sırt bölgemde de kıllanma olduğunu fark ettim. Yani bildiğin şu bel tarafından... Arkadaşlar sivilce konusu maalesef ki yatkınlıkla alakalı. Yani ne yaparsanız yapın, ne kadar koruyucu alırsanız alın, karaciğer değerleriniz çok iyi olsun. Sivilce tamamen yatkınlıkla ilgili. Yani çok yapabileceğiniz bir şey yok. Yüksek östrojen, hormon dalgalanması, DHT türü ilaçlar bunlar sivilceyi tetikleyebilir sizin genetiğinizle ve yatkınlığınızla alakalı. Ve çok çok nadir bir şekilde karaciğerden dolayı sivilce gördüm. Yani hani sivilce eşittir karaciğer sorunları gibi konuşulsa da bu tarz durumlar açıkçası çok nadir oluyor. Sivilce genelde ciltle alakalı, işte ciltte yatkın yağlanma, akne, bunun gibi şeylere maalesef yatkınlıktan dolayı dönem dönem bende de oluyor. Yani zamanında Roaccutan da kullanmış biriyim. Bundan çok önce lisede. Ama dediğim gibi yani bir yan etkiye yatkınsanız bu sizde olacaktır. Yani başkasında bir tane bile sivilce çıkmadan karaciğer değerleri bozulabilir, karaciğer yetmezliğine gidebilir bir tane bile sivilce çıkmadan. Ama sizin tüm kan değerleriniz normalken bir sürü sivilce çıkabilir. Bunun da çok önüne geçebileceğiniz bir yol maalesef yok. Bazı ilaçlar bazı kişilerde daha fazla tetikleyebilir. Biraz bunları tanımak, vücudu gözlemlemek lazım. İlaçları değiştirmek, bunları denemek lazım. İşte östrojen, DHT, bunların düzeylerini biraz daha stabil tutmaya çalışmak lazım. Bir de gözlemliyorsan çıktığını, arttığını devam etmemen gerek. Orada tabii gelişimin hırsına kapılıp devam edince giderek artıyor, artıyor, artıyor. Zaten kendi de önemsemediğini söylemiş. Ben siyah siyah kıllar çıkıyordu. Normalde oralarında hiç kıl bile yoktu. Kürdan sonra böyle bir şey fark ettim. Bu sivilce durumunda sürekli çözmeye çalışıyordum. Takviyeler falan kullanıyordum sürekli. Ama kendime baktığımda iyi hissetmiyordum nedense. Kan değerlerim gayet normaldi. Karaciğer değerlerim gayet normaldi. Vücudum da güzel gelişmişti. Yani bu durum beni mutlu ediyordu. Ama mutsuz ettiği şeyler daha fazlaydı. Yani bu sivilce durumunu biraz da görmezden geldim aslında. İkinci küre girmeden önce vücudumun artık testosteronu kaldırmadığını fark ettim. Veya gen etki yaptığını fark ettim. Dedim ki biraz testosteronu düşüreyim. 500 mg enantiyatı 300 prop'a çevirdim ve primobolonları da kullanmayı bıraktım tamamen. Ya, dozu düşürmeme rağmen ve diğer ilaçları da bırakmama rağmen sivilceler sırtımdan trapezlerime, omuzlarıma, kollarıma hatta yüzüne bile sıçramıştı. Şimdi hormon dalgalanmaları her zaman sivilce yapar. Ergenlikte de sivilce çıkmasının en büyük sebeplerinden biri budur. İlacı arttırdığında, düşürdüğünde belirli dalgalanmalarla sivilce artar, artış yapar. Bu şunun gibi, kür yap, kürde hiç sivilce çıkmayıp, kürü bıraktıktan sonra vücuduna hiç ilaç almadığın dönemde de sivilce artışı olabilir. Bunu yaşayan insanlar da çok fazla. Dediğim gibi hormon dalgalanmaları bunlara sebep olabiliyor maalesef. Eğer ki yatkınsanız. Değdiğimde acıyordu ve hepsi iltihaplıydı, sürekli kanıyordu. Yani beyaz atlet bile giyemez hale gelmiştim çünkü sürekli kan lekesi oluyordu. Gerçekten mide bulandırıcı bir durum. Ve kendimden iğrenmeye başlamıştım yavaş yavaş. Derken bir gün meme ucundan beyaz bir süt benzeri bir sıvı geldiğini fark ettim.
Ve o anda yaptıklarımın ne kadar saçma olduğunu bir anda böyle bir aydınlanma yaşadım. Yani bütün yaptığım şeyler gözümün önünde. Ha, evet, bu biraz korkutucu olmuştur özellikle bilgin yoksa. Erkeklerde östrojen hormonu erkeklerde de östrojen hormonu bulunur. Östrojen kadınlık hormonudur ancak erkek vücudunda bulunur ve testosterondan sentezlenir. Doğal olarak yani natürel bir insanda östrojen hormonu bulunur erkekte ve testosterondan sentezlenir. Testosteron düzeyini arttırdığında doğal olarak östrojen düzeyi de artar. Bu geçiş de artar ve natürel seviyenin üstünde bir östrojen bu tarz etkilere sebep olabilir. Genelde bunları biz prolaktin türü ilaçlarda görürüz. Progesteron türü ilaçlarda prolaktinin artmasından dolayı görürüz. Hani burada prolaktini arttıracak bir ilaç yok ama östrojen çok yükseldiyse ondan dolayı olmuş olabilir. Evet, korkulacak bir şey gibi görünüyor ama çok korkulacak bir şey değil. Yani şu açıdan hani sebebi biraz bilinen bir durum. Muhtemelen östrojen düzeyini kontrol edecek bir ilaç almadım bu kürde. Onu engellemediğin için de muhtemelen östrojenin fazla arttı. Çünkü testosteronu yükselttikçe östrojenin de yükselecektir. Bu geçişi bloklayan ilaçlar var. Bunları da küre mutlaka eklemek lazım. Bu tarz yan etkileri görmemek için. Ve muhtemelen sivilce probleminde bu kadar yaşamazdın. Eğer östrojeni biraz kontrol etseydin. Bundan böyle bir kara şeklinde geçti. Dedim ben ne yapıyorum? Hem steroidlerin yan etkileriyle uğraşıyordum. Hem vizelere çalışmam gerekiyordu. Hem mental sağlığım yerlerdeydi. Hem YouTube'da içerik üretemediğim için stres altındaydım. Ve bunların hepsiyle beraber mental bir çöküş yaşadım. Yaptığım şeyin ne kadar ciddi olduğunu, çocuk oyuncağı gibi hormonlarımla oynamamam gerektiğini anlamış oldum. Gayet net bir şekilde bir şey yapmış, ders almış, gayet güzel bir şekilde paylaşmış. Yani tebrik ediyorum. İnatla yanlış bir yoldan ilerleyebilirdi. Ama ders almak oldukça önemli ve bunlar kalıcı problemler değil yani. Bunların hepsi geçecektir, geçmiştir bile belki. Çünkü ilk vurduğunuz iğneden itibaren beyninizdeki hipofiz bezinden doğal olarak testosteron salgısını durduruyorsunuz. O vurduğunuz iğne beyninizdeki küçücük bir bezi bile etkiliyor aslında. Vücudun küçücük bir bezi bile değil, zaten etkileyeceği ilk şey odur. Herkeste kesinlikle görülen tek bir yan etkisi vardır. O da natürel hormon sisteminizi bloklamak. Dışarıdan hangi hormonu alırsanız natürel olarak vücut der ki madem sen bunu dışarıdan alıyorsun ben artık bu hormonu üretmeyi bırakıyorum. Yani burada da şaşırılacak bir şey yok. Oldukça beklenen bir etki. Yani burada ne kadar donanımlı ve bilgili bir şekilde başlarsanız neyin neden olduğunu görebiliyorsunuz aslında. Vücudunuz ve testisleriniz artık doğal olarak testosteron üretemez hale geliyor. Düşünün, verdiğin bu kadar para, verdiğin bu kadar emek, bunların karşılığını alamamış olmak veya sağlıksız gözükmek, kürü yapıp üstünü çıkarmaya çekilmek gerçekten sinir bozucu bir durum. Şu an PCT yapıyorum, yani doğal hormonlarımı geri getiriyorum. Bu arada tüm bu kür sürecinde bilinçli olarak doktor kontrolü altında tüm kan testlerimi yaptırarak ilerledim. Ve kullanmam gereken tüm vitaminleri de kullandım. Takviyeleri de kullandım. Yani muhtemelen hepsini kullanmamışsın. Ayrıca doktor kontrolü tam bir soru işareti çünkü yani bunlar günümüzde kullanılan tıpta kullanılan ilaçlar değil birçoğu. O yüzden doktor kontrolü olması bunun dediğim gibi başta dediğim gibi risksiz olacağı anlamına gelmiyor birincisi. İkincisi de sen muhtemelen tam olduğunu düşünüyorsun ama muhakkak bazı eksikler var ki bu kadar problem yaşanmış. Bir de tamam doktor kontrolünde yapılıyor. Evet ama yan etkileri göre göre de bunlara devam etmenin mantığı nedir? Burada da bir soru işareti büyük. Başlamadan önce ben de şey diyordum yan etkileri okuduğumda. Zaten bende olmaz bunlardan ya ne olacak falan diyordum ama işte kendi başıma... Evet, gerçekten herkes bu şekilde düşünüyor. Normal bir düşünce. Hak veriyorum burada sana. Gelince anlamış oldum. Yani hadi küre girdiniz. Sonrasında doğal hormonlarınızı yerine getirmek için bile kadınların tüp bebek için kullandığı bir iğneyi karnınızdan vurmanız gerekiyor. Evet, böyle deyince korkutucu duruyor ama direkt olarak testislere sinyal gönderen bir ilaç. Aslında mekanizmaya baktığınızda böyle ürpertici bir yanı yok. Tüp bebek yapan kadınların vurduğu iğneyi vuruyorsunuz. Yani sadece doğal hormonlarınız geri gelsin diye. Kısacası benim vücudum çocuk oyuncağı değil. Ve şöyle de bir acı gerçek var maalesef. Sosyal medyayla falan uğraşmıyorsunuz. Bu spor size hiçbir şey getirmiyor. Hatta kazandığınız parayı da götürüyor. Bir kıymanın kilosu bile 400 lira olmuş neredeyse. Yani aşırı estetik bir vücudum var diyelim. Çok parçalısın, çok iyisin. Yani sonra... Bu dediğin kısmen doğru. Ama şimdi bu sporu
kariyer amaçlı ya da hayatını bir şekilde adamış insanları da ayrıştırmamak lazım. Yani onları da sonuçta çok genç yaşta çok ciddi emekler veren insanlar var. Onlar da bu tarz bir yol seçmiş. Önemli olan seçtiğin yolda aldığın sorumluluk. Bu sorumluluk üstünde hareket edebiliyor musun? Yani bir karar verdiğinde, bir sorun yaşadığında suçu başkalarına atmak yerine kendin sorumluluğunu alıp düzeltebiliyor musun? Ya da ne istediğini biliyor musun? Önemli olan açıkçası bunlar. Yani ne istediğini biliyorsan ister yaparsın, ister yapmazsın. Çok net bir şekilde. Yani yoksa bakıyoruz işte yorumlara falan bakıyoruz. Ne gerek var, fit olun, haftada 3 kez ağırlık kaldırın. Olabilir, sen bunu istiyor olabilirsin ama birçok çok iyi vücuda sahip olmak isteyen, heykel gibi fizikler yapmak isteyen insanları da yargılamanın mantığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onların da garip bir yargılaması var gerçi. Onlar da diyor ki göbekli mi olur işte, olunabilir. Kişi ne istediğini biliyorsa ve bundan şikayetçi değilse gittiği yola ben gayet saygı duyarım. Para kazanmadıktan sonra bunun bir anlamı olmuyor. Hadi diyelim yarışların birinci oldu. Sonra yine bir şey yok. Ve kısaca... Yani burada hani bu tarz bir konuşma bence çok doğru değil, dediğim gibi. Şu an genç yaşta oldukça başarılı sporcularımız var. Bunlar hem ülkeyi tanıtması açısından hem de çok büyük bir sektör. İnanın bu kişiler para kazanıyorlar. Çok güzel paralar kazanıyorlar. Yani para yok bu işte vesaire vesaire demeye gerek yok. Yani sen de muhakkak bundan para kazanıyorsun. Bak koçluk yapıyorsun vesaire. Ürünler satıyorsun. Ve bir şekilde bu parayı kazanmış oluyorsun. Bu videoyu çekerek de. Kısacası bir spor karın doyurmuyor. Tüm hayatını sadece spora adayan insanlar için konuşuyorum. Ya ben yaptım işte 5 ay boyunca yaptığım tek... Yani sen hayatın spor adamamışsın dostum. Yani bu konuşmanın bu kısmını gerçekten hoşuma gitmedi. Yani daha spora yeni başlamışsın, ilacı atlamışsın, yanlış şekilde yapmışsın, yan etkileri göz göre göre devam etmişsin. Burada gelip de bunu kariyer olarak yapan insanlara fikir vermek, akıl vermek bence biraz yanlış olmuş. Tek şey ye, iç, antrenmana git, ilaç vur, spor yap. Bu kadar yani. Kazandığım şey 3-5 kilo kas, kaybettiğim şey binlerce lira boşa giden emekler, sağlıksız bir görüntü. Yani tabii ki de Binlerce lira yoktur muhtemelen. Biraz hesaplasak. bunun olmasını istemezdim. Tabii ki de yan etkilerinin göstermesini ben de istemezdim. Ama işte başınıza gelince böyle moraliniz bozuluyor tabii ki de. Yani ilaçlara ve antrenmanlara odaklanacağım kadar YouTube'a yönelseydim belki de şu anda 100 bin aboneye ulaşmıştım. Ama kaybedilmiş bir şey yok şu an. Hala spor yapıyorum. Ama benim hayatımda birinci öncelikten çıkmış durumda şu an. Benim yaşadıklarım Olabilir sonuçta senin hayatın. Buna saygı duyuyorum bu kesinlikle. şekildeydi. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu konuda daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız... Şimdi bu videodan alacağımız şey, herkes yan etki görebilir. Herkes. İstediğin kadar güvenli bir şekilde yap, yan etki görebilirsin. İkincisi, bu yola girmek istiyor musun, istemiyor musun? Net bir şekilde kendine bunu sor. Bu yola girdiğinde çünkü bazı sorunlar yaşayabilirsin. Bazı sorunlar yaşadığında bunlar seni bu işten caydıracak mı, yoksa bu sorunlarla baş etmeye mi çalışacaksın? Yani keyfine ben bu işi yapayım hadi dediğinde bu sorunlar gerçekten bu arkadaşımız gibi psikolojinizi bozabilir. Ama bir hedef uğruna, ya bu kariyer olabilir, sosyal medya olabilir. Sadece öyle bir fizikle yaşamak istiyor olabilirsin. Bu da bir hedeftir. Bunu koyduğun zaman belirli başlı şekillerde bunları düzenleyip revize edip daha sağlıklı bir şekilde devam edebilirsin. Bir diğeri bilinçsiz bir cycle yapılmış tamamen. Yani doktor kontrolünde demiş arkadaşımız ama yani soru işareti. Yani doktor kontrolü hangi aşamada var? Ben onu çok göremedim. Östrojen uçmuş. İşte memeden süt geliyor vesaire. Erkeklerde süt gelmez. Ayrı. Yani ciddi yanlış yapılan bir şey var. Son kısma sadece katılmıyorum. Dediğim gibi yani insanlar, herkes kendi istediğini yapmaktan mesul. Yani kimse, sen bundan verim almadın ama binlerce bundan verim alan ve mutlu insan var. Ama yapıp pişman olan insan da var. En azından tecrübelerini paylaşmak çok güzel. Benim söyleyeceklerim, bu işi bilinçli bir şekilde yapın derken gerçekten yani bu kelimeyi atlıyor insanlar. Bilinçli bir şekilde yapıyorum. Tamam, ben bu işi bilinçli bir şekilde yapıyorum diyor ama gerçekten okumadan, etmeden, öğrenmeden hangi yan etki neden olur, hangi yan etki nasıl gelişir, bunları mekanizma olarak bilirseniz şaşırmazsınız arkadaşlar. Yani
Ne oldu? Sivilce çıktı. Ne oldu? Saç döküldü. Ne oldu? İşte libido problemleri yaşadım. Bunlar zaten beklenebilen şeyler. Ha ne oldu? Kör oldum. Görmüyorum. O zaman panikleyebilirsin. Çünkü steroidlerin böyle bir yan etkisi yok. O zaman panikleyebilirsin ama diğer yan etkilerin ne olacağını az çok hakimsen önleme yollarının birçoğunu biliyorsundur. Bazılarının da önleme yolu olmadığını bilirsin. Ona göre geri adım atarsın ya da ilacını değiştirirsin ya da hedefin o kadar büyüktür ki bir şekilde onları tolere ederek devam edersin. Evet, 25 dakika olmuş video. Gerçekten bu kadar olacağını beklemiyordum arkadaşlar. Önümüzdeki ay yapacağım yeni başlangıç kür planlama seminerine katılmanızı öneririm. Orada bunu bir eğitim olarak size anlatacağım. Ne yapmanız gerek, hangi kan testlerine bakılacak vesaire, tedavisi nasıl olur, natural hormonlar nasıl düzenlenir, hangi yan etkilerle karşılaşabilirsiniz, karşılaştığınız yan etkilerle alakalı ne yapabilirsiniz? Bunları anlatacağım. Çünkü koçluk sistemim ayda bir gün falan açıyorum. Çok az kişi alıyorum ve ücretler de fazla ve çok fazla soru geliyor. O yüzden çok daha makul bir fiyata bunların hepsini öğrenebileceksiniz. Katılmanızı şiddetle öneririm. Bugüne kadar yapılan kür seminerlerine katılan herkes bunu inanılmaz iyi şekilde öğrendi arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.